Herkese merhabalar Tonguç Akademide birlikteyiz 9'dan 10'a hazırlık kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Hücre bölünmeleri ünitesini halletmiştik. Şimdi de ikinci ünitemiz olan Kalıtım ünitesiyle sizlerle birlikteyiz. Eğer hücre bölünmeleri ünitesinde eksiğiniz varsa dönün, ottan mutlaka bakın. Biz bugünkü dersimizde kalıtımı daha önceki sınıflarda görmüştük ya gençler. Orada gördüğümüz kısımları hatırlayacağız. 10. sınıf kalıtım ünitesine bomba gibi hazırlık yapmış olacağız. Kalıtımın materyalinin yapısından bahsedeceğiz. Kalıtsal kavramlar bugünkü dersimizin konusu olacak ve çaprazlamalar tabii ki bugünkü dersimizin konusu olacak gençler. Dersimizi bitirdiğimiz zaman ne yapacağız? 9'dan ona hazırlık kitabımıza bir sarılacağız. Hemen geçmişte aslında ben bunları görmüştüm, bu soruları yapabiliyordum. Acaba hatırlıyor muyum diye bakacağız. Nereye geliyorsunuz? Kalıtım kısmına geliyorsunuz. Kalıtsal kavramlar testlerini çözüyorsunuz. Çaprazlamaları bitir sonra kalıtım materyalinin yapısı da yine bitiyor bugünkü dersin sonunda diyeyim gençler hazırsanız yaslanın arkanıza konu anlatımına başlıyoruz Şimdi öncelikli olarak tabii ki kalıtım materyalinin yapısından bahsedeceğiz. Kalıtım materyali dediğimiz zaman DNA'dan bahsediyoruz. Tüm canlılarda ortak olarak DNA molekülü bulunurdu. Bu DNA molekülde de tabii ki metabolik olayları kontrol edecek, canlıların genetik bilgisini taşıyacak, bilgileri sonraki döllere aktaracak ve çift zincirli bir yapıya sahip olacak. Yani şurası birinci zinciri, şurası da ikinci zincir dediğimiz kısımdı. DNA'yı oluştur bu zincirler arasında da nükleotit adını verdiğimiz birimler bulunurdu. Nükleotitlerin bir araya gelmesiyle nükleik asitler meydana geliyordu. Nükleotitlerin de tabii ki belli bir kurala göre dizilmeleri gerekiyor. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyordu. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. Nükleotitlerin dizilişleri tabii ki şifrelerin oluşmasını sağlayacaktı. Bu şifreler de bizim özelliklerimizin ortaya çıkmasını sağlıyordu işte kahverengi gözlü olmak mavi gözlü olmak gibi bu özellikler de bizim karakterimizi meydana getirecekti. O zaman şöyle bir toplayacak olursak bizim DNA'mız var. DNA'mızın etrafını protein bir yapı kapladığı zaman kromotin iplik dediğimiz yapı meydana geliyor. Kromotin iplikler de hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyorlardı. Kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik düzeyi arasında herhangi bir bağlantı yoktu. Kromozom sayısı fazla olan daha gelişmiş kromozom sayısı yakın olanlar birbirine yakın akrabadır gibi bir şey söz konusu değildi aynı türün sağlıklı bireyleri de genellikle aynı kromozom sayısına sahipti neden genellikle kelimesini kullandım Çünkü arılarda özel bir durum var ama tüm sağlıklı insanlar 46 tüm sağlıklı köpekler 78 kromozoma sahiptir o zaman bu söylediklerimizi şöyle bir özetleyecek olursak nükleotitler var nükleotit ler bir araya geldiği zaman genleri meydana getiriyorlar. Genler de bir araya geldiği zaman DNA'yı oluşturacaklar. DNA'nın etrafını bir protein kılıf saracak. Bu protein kılıf sardıktan sonra oluşan yapıya kromatin diyeceğiz. Kromatinler de kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirecekler. Kedi geni dediğimiz bir şifremiz vardı. Nükleotitler genleri genler DNA'yı DNA'da kromozom kromozomu meydana getirirdi. Gelelim esas konumuza, kalıtsal kavramlar kısmına. Şimdi baktığımız zaman canlıların sahip olduğu özellikler var. Bu özelliklerin dölden döle aktarılmasına da ne ismini vereceğiz? Tabii ki kalıtım ismini vereceğiz. Dölden döle nasıl aktarıldığını da bu ünitenin içerisinde öğreneceğimiz için bu ünitenin adı neydi? Kalıtımın genel esaslarıydı. Tabii ki bu kalıtım anlatılırken genlerden bahsedeceğiz. Genlerin yapısından ve işleyişinden bahsedeceğiz. Genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalı ise bizim için genetik olacak. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her biri de karakterdir. Yani bununla kastettiğimiz şey de şu. Göz rengi karakteri, saç tipi karakteri, boy uzunluğu karakteri gibi karakterlerimiz var. Göz rengi bir karakter Kahverengi gözlü olmak bir özellik, mavi gözlü olmak bir özellik. Yani bir karakterin göz rengi karakterinin farklı farklı tiplerine de özellik kelimesini kullanacağız. Sonra homolog kromozomların karşılıklı noktalarında bulunan gen çiftleri bulunacak. Bizim bir anneden, bir babadan gelen kromozomlarımız var. Bunlara homolog kromozom ismini veriyorduk. Mesela tohum şekli olsun bezelyelerle ilgili yuvarlak tohum alleli ve buruşuk tohum alleli homolog kromozomların karşılıklı kısımlarında aynı karakteri temsil eden genler oldukları için bunlara alel ismini veriyoruz. Tek bir kromozom takımı kapsayan hücreye haploid veya monoploid ismini vereceğiz. Yani en kromozomlu bir takım kromozoma sahiptir diyeceğiz. İki kromozom taşıyanlara ise diploid ismini veriyoruz. Diploid olanlar da iki en kromozom yapısına sahiptir. Bir karakterle ilgili genin aynı allellerine sahip canlılar. Diyelim ki bizim bir kahverengi göz genimiz olsun. Kahverengi göz genini büyük A ile gösterelim. Bir de mavi göz e, rengi genimiz olsun. O da çekinik özelliktedir. Küçük A ile gösterelim. Eğer aynı allellere sahipse bir canlı yani büyük A büyük A'ysa veya küçük A küçük A'ysa biz o canlıya homozigot durumdadır diyeceğiz. Çünkü iki tane birbiriyle aynı olan allel taşıyor. Ama canlı farklı allellerere de sahip olabilir, yani büyük A küçük a şeklinde olabilir. O zaman da ona diyeceğimiz şey heterozigot olduğu dur diyeyim gençler. Buradan da diğer kelimelerimize bir geçiş yapalım. Şimdi canlının dış görünüşünde gözlenebilen ya da ölçülebilen özellikler demiş. Canlıların dış görünüşlerine fenotip ismini vereceğiz. Canlıların Genlerinin tamamına ise genotip ismini vereceğiz. Mesela bezelyelere baktığımız zaman bezelye tohumları yuvarlak olabiliyor veya buruşuk olabiliyor. Yuvarlak olmak buruşuk olmaya baskındır. O zaman yuvarlak olmayı büyük A ile gösterecek olursak, homozigot yuvarla büyük A büyük A şeklinde gösteririz. Homozigot buruşu da nasıl gösteririz? Küçük a küçük a şeklinde. Sonra heterozigot yavrular da oluşabilir, yani birbirinden farklı allellerleri taşıyan yavrular da oluşabilir. Bunlara da tabii ki büyük A küçük a olarak gösterim yaparız. Yuvarlak olmak fenotiptir. Büyük A büyük A olmak veya büyük A küçük A olmak ise genotiptir. Yani dışarıdan baktın ben kahverengi gözlüyüm. Fenotipim kahverengi gözlü olmayı gösteriyor. Ama genotipim büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A şeklinde de olabilir. Heterozigot durumda canının fenotipte etkisini gösteren allel hemen heterozigota bakıyorum. Büyük A küçük a büyük A neydi yuvarlak olmak küçük a buruşuk olmaktı. Büyük A küçük a yan yana geldiği zaman hangi özellik ortaya çıktı yuvarlak olmak. O zaman onu büyük harfle göstereceğiz yani ona büyük A'yı vereceğiz ve ona diyeceğiz ki bu bizim için baskın gendir yani dominant gendir diyeceğiz. Hep büyük K küçük A'yı veriyorum ama istediğin harfi verebilirsin. İstersen B de, D G de fark etmez. Temsili olarak harfler kullanıyoruz. Ama genetik sorularını çözerken büyüğünün yazılışıyla küçüğünün yazılışı birbirinden farklı harfleri çiz Seçersen iyi olur. Çünkü mesela çaprazlamaları yaparken hızlı yazıyorsun. Büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A, Büyük A, Küçük A, Küçük A, Küçük A yazmaya çalışıyorsun. Burada net bir şekilde belli oluyor. Ama Büyük C, Büyük C, Büyük C, Küçük C, Büyük C, Küçük C yazarken birbirine karışabiliyor. Büyüyle Küçük farklı olan istediğin harfin üstünden gidebilirsin. Diploid hücrelerde sadece homozigot haldeyken etkisini gösterende tabii ki bizim için ne olacak? Çekinik gen olacak. Çekinik gene de tabii ki resesif gen ismini vereceğiz ve onu da küçük a ile göstermiş olacağız. Gelelim çaprazlamalara. Çaprazlamanın ilk bulanı bilim insanı olarak genetiğin babası olarak bilinen kişi Gregor Mendel dediğimiz kişidir. Mendel bir papazdı. Böyle kilisesinin arkasında bir kendine yaptığı serası vardı. Serasında bezelye yetiştiriyordu. Matematiğe de ilgisi vardı. Bezelyelerde belli oranların ortaya çıktığını gördü ve bununla ilgili çalışmalar yaptı. Yaptığı çalışmaları da e, matematiksel olarak ispat etti. Daha sonra yapılan çalışmalarda yaptıklarının doğru olduğunu gösterdi ve genetiğin kurucusu olarak isimlendirildi Mendel. Mendel bezelye seçti, bezelye seçmesi de tabii ki onu başarıya götürdü. Çünkü bezelyeler çok kısa sürede yetiştiriliyordu. Birbirinden gözle ayırt edilebilecek farklı özelliklere sahip olma, sahiptiler Sarı olmak, yeşil olmak, düzgün olmak, buruşuk olmak gibi farklı özellikleri vardı. Birazdan onları söyleyeceğim. Hem kendi kendine hem çapraz tozlaşma yapıyorlardı. Bunun da avantajlarından yararlandı. Kısa sürede çok döl verdiği için sonraki nesilde ne oluyor sonraki nesilde ne oluyor bunları da gözlemleyebildim. Bezelyelerle ilgili bazı özelliklerin baskın, bazı özelliklerin çekinik olduğunu gördü. Özellikle sorularda çiçek çıkacak şeyleri söylüyorum. Çiçek rengi çıkar, tohum rengi çıkar, tohum biçimi çok fazla derecede çıkar gençler. Mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskındır. Yanda olması, uçta olmasına baskındır. Sarı bezelyeye yeşil bezelyeye baskın, düzgün tohumlu olmak, yuvarlak tohumlu olmak buruşuk tohumlu olmaya baskındır. Şişkin tohum zarfı biçimi boğumlu tohum zarfı biçimine baskındır. Tohum zarfı rengi yeşil olması sarı olmasına baskındır. Uzun gövdeli olmak kısa gövdeli olmaya baskındır. Hemen şuradan bir örnek söyleyeceğim size. Bezelye tabii ki yemeği evlerimizde pişiyor. Yemiyorsanız bile dışarıda mutlaka bezelye görmüşsünüzdür. Bezelyeleri hep yeşil renkli olarak görüyoruz. Sarı bezelyeyi pek gördüğünüzü zannetmiyorum. Çok fazla satılan bir ürün değil. Bir şeyin az olması onun çekinik özellik, çok olması baskın özellik olduğu anlamına Gelmiyor. Burası da çok güzel bir örnek. Normal şartlarda çok gördüğümüz özellik baskın olsaydı, o zaman bizim hep sarı bezelye görmemiz gerekirdi, yeşil bezelye görmememiz gerekirdi. Ama besin olarak yeşil bezelyeyi çok fazla derecede yetiştirdikleri için çekinik olan özellikler daha fazla ortaya çıkabiliyor diyeyim. Hemen buradan da bir çaprazlama sonucumuza geleyim. Şimdi bezelyelerde biliyorsunuz ki mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskındı. O zaman mor olmayı büyük M ile gösterelim hemen. Beyaz renkli olmayı ise küçük m ile göstermiş olalım. Bizim birinci kuşağımız homozigot mor renkli ise. Diğer birinci kuşağımız ise homozigot beyaz renkli ise bunlar çaprazlandığı zaman büyük M büyük M çarpı küçük M küçük M yaparsan e buradan ne gelecek mutlaka büyük M gelecek. Buradan ne gelecek küçük M gelecek başka alternatif yok. Birinci döle baktığımız zaman hepsinin yüzde yüz heterozigot olduğunu ve mor renkli olduğunu görüyoruz. Sonra iki tane mor renkliyi kendi içinde çaprazlarsam yani büyük M küçük M çarpı büyük M küçük M yaparsam orada da büyük M büyük M büyük M küçük M büyük M küçük M küçük M küçük M, M, M genotiplerinin açığa çıktığını görüyorum. Aslında biz bunu nasıl yapıyorduk? Öncelikli olarak şöyle göstermiş olayım size. Benim birinci karakterim ne? Büyük A büyük A. Hani büyük M büyük M demişiz ya. M'ler birbirine karışmasın biz A kullanalım. Çarpı küçük A küçük A yaptığın zaman çaprazlama nasıl yapılıyordu bunu tuttum bununla yazdım bunu tuttum bununla yazdım bunu bununla yazdım bunu da bununla yazdım, bunu da bununla yazdım şeklinde hesaplıyorduk o zaman büyük a ne olması lazım küçük a Büyük A, küçük a, büyük A, küçük a, büyük A, küçük a. Bu ne? Bizim F1 dediğimiz birinci kuşağımız. Yani heterozigottan başka bir şey açığa çıkmadı. Ne yapıyoruz? Sonra da iki tane heterozigotu kendi içerisinde çaprazlıyoruz. Kural yine değişmez. Bunu tuttum, bununla yazdım. Bunu tuttum, bununla yazdım bunu, bununla yazdım. bunu bununla yazdım, bunu bununla yazdım. E çaprazlamayı yaptığımız zaman büyük A, büyük A, büyük A, küçük a, büyük A, küçük a küçük a küçük a genotipine ait e, bireyler meydana geliyor. Dış görünüşlerine bakacak olursak büyük a olanlar tabii ki mor. Büyük a küçük a olanlar tabii ki mor. Küçük a küçük a olanlar da beyaz renkli olacaktır diyeyim. E o zaman hadi sonuçlarımızı da sizinle birlikte kaldırayım. Şimdi Tutarda saf döl baskınla saf döl çekiniği çaprazlarsan nasıl bireyler meydana gelecekmiş? Yüzde yüz heterozigot baskın yavrular meydana gelecekmiş. Sonra sen bu heterozigotları kendi içerisinde çaprazlarsan da yüzde yirmi beş oranında... Homozigot baskın yüzde 50 oranında heterozigot baskın yüzde 25 yani 1 bölü 4 oranında da homozigot çekinik bireyler meydana gelecektir diyeyim hemen sorular üstünden de göstereyim heterozigot genotipli iki düz tohumlu bezelyenin çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerin Fenotip ve genotip oranlarını bulunuz diyor. Şimdi bize ne demiş? Düz tohumlu olma geni buruşuk tohumlu olma genine baskınmış. O zaman ben hemen aklım karışmasın diye düz tohumlu olmaya büyük D'yi veriyorum. Buruşuk tohumlu olmaya da küçük d'yi veriyorum. Nasıl olsa ikisi birbirinden farklı yazılan harfler büyük küçüğü birbirinden farklı yazılıyor. Heterozigot genotipli iki düz tohumlu He, büyük de küçük de çarpı büyük de küçük de yapmam gerekiyor. Hemen başka bir renk alayım size ben. Nasıl yapacağım? bunu bununla yazacağım. Bunu bununla yazacağım. Bunu bununla, bunu bununla yazacağım. Yazmaya başlıyorum. Büyük D büyük D olabilir. Büyük D küçük D olabilir. Büyük harf hep başı yazıyorum ki aklım karışmasın. Küçük D büyük D yasan bir şey değişmez ama aklımız karışır diye öyle yazmıyoruz. Küçük D küçük D şeklinde oluyor. E baktığın zaman bu düzgün tohumlu, bu da düzgün tohumlu olacaktır. Bu buruşuk da olacaktır. O zaman fenotip dış görünüş demekti ya. 3 tane düzgün tohumlu, 1 tane de buruşuk tohumlu birey meydana gelecek. Genotip ise iç görünüştü. Genotip oranını bulmak istiyorsam da 1 tane büyük D büyük D olacak. 2 tane büyük D küçük D olacak. 1 tane de küçük D küçük D birey meydana gelecek. O zaman bunun fenotip oranı 3'e 1, genotip oranı da 1 2 1 şeklindedir. Bezelye bitkisinde bu soruya bakalım. Sarı tohum rengi allelinin yeşil tohum rengi alleline baskın olduğu biliniyor. He, o zaman sarı tohumlu olmaya büyük A diyeyim. Yeşil tohumlu olmaya da küçük a diyeyim. Ne yapmış? Heterozigot sarı tohumlu bezelye ile he, heterozigot sarı tohumlu bezelye yazdım mı? Evet, heterozigot ve sarı tohumlu oldu. Kim çaprazlanıyormuş? Yeşil tohumlu bezelye çaprazlanıyormuş. O zaman hemen yeşil tohumlu bezelyeyi de yazdım. Sonra buradan ne istiyor? Yeşil. Yani küçük a küçük a olma ihtimalini istiyor. Çaprazlamayı her zamanki kuralımıza göre yapıyoruz. Hemen yazmaya başladım. Ne olacak? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklinde olacak. E baktığımız zaman bunun oluşma ihtimali ne? %50 oranında bunlar heterozigottu. Heterozigot ne renge sahiptiler? Büyük A sarı olmak olduğuna göre sarı renkliydiler. %50 oranında da zaten yeşil olması için mutlaka homozigot olması lazım. %50 oranında da homozigot yeşil bezelyeler meydana geliyor diyeyim gençler. Hemen cinsiyet üzerinden de gösterim yapayım. İnsanlarda iki çeşit kromozom bulunuyor. Bunlardan bir tanesi X kromozomu diğeri de tabii ki Y kromozomu. Bunlar cinsiyetin belirlenmesinde etkili. XX Kromozomuna sahip olanlar dişi bireyler. XY kromozomuna sahip olan bireyler tabii ki erkek oluyor. Mayoz bölünme gerçekleştiği zaman kadınlar 22 artı X veya 22 artı X yani X'li bir yumurta hücresi oluşturuyorlar. Babalar ise 22 artı X'li veya 22 artı Y'li sperm hücreleri oluşturuyorlar. Bildiğimiz çaprazlama yapılıyor. Yani belki kafanız bu taraftan böyle gösterince karışır. Şöyle yapayım XX çarpı. X, Y yapıyoruz. Ne yapıyorum? Bunu tutup bununla yazıyorum. Bunu tutup bununla yazıyorum bunu, bununla yazıyorum. bunu bununla yazıyorum. Bunu bununla yazıyorum. Yazmaya başlayayım. XX olabilir, virgül, XY olabilir, XX olabilir, XY olabilir. Yani çocuklarının erkek olma ihtimali %50'dir. Kız olma ihtimali yüzde 50'dir. Bazen şöyle sorular soruyoruz, diyoruz ki bir ailenin dört tane kız çocuğu varmış. Beşinci çocukların erkek olma ihtimali nedir? Dört tane kız çocuğu var diye beşinci çocuğunun kız olma ihtimali daha yüksek veya daha düşük değil. Her seferinde tekrar aynı olasılıklar geçerlidir. Yani bunların kız çocuğunun olma ihtimali yüzde 50, erkek çocuğunun olma yüzde İhtimali %50'dir. İsterse 5 tane kızı olsun, 3 tane erkeği olsun fark etmez. Oran olarak her seferinde tekrar bir hesaplama yapılır. Aslında genetiğin böyle diploidlerini göreceğiz. Tekrar cinsiyet üzerinde kromozomlarını göreceğiz. Kalıtım hiç zor bir konu değildir. Kendi içinde çaprazlamaları yapar. Her zaman da bulduklarımızı birbiriyle çarptığımızda sonuca ulaşırız. Biraz bulmaca çözmek gibidir aslında. Hemen iki tane örnek daha çözeyim size. Kıvırcık saç allelinin düz saç alleline baskın olduğu bilindiğine göre o zaman ne demem lazım? Yine kıvırcık saçlı olmaya büyük harfi vereceğim. Düz saçlı olmaya ise küçük harfi vereceğim. Heterozigot kıvırcık saçlı bir kadın ile Heterozigot kıvırcık saçlı bir kadını yazdım. Ne yapıyormuş? Düz saçlı bir adam evleniyormuş. Çocuklarının düz saçlı olma ihtimalini soruyor. Ne yapacaktık? Her zamanki kurala göre çaprazlamamızı yapacaktık. Bundan başka bir şey yok aslında. Ne olacak? Büyük A küçük A, sonra büyük A küçük A ya da küçük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A, küçük A olabilir. Bunlar ne ihtimalle? Ya sorunun gidişatına baktın şıklara 1/2 diye de verebilir. %50 diye de verebilir. Bunlar ne oldu? Heterozigot kıvırcık saçlı oldu. Bu ise yine 1/2 ihtimalle veya %50 ihtimalle ama homozigot olmak zorunda düz saçlı oldu yani düz saçlı çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 2'dir buraya deseydim ki düz saçlı kız çocuklarının olma ihtimali o zaman diyecektin ki düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 2 kız olma ihtimali 1 bölü 2 ikisini birbiriyle çarptığımda 1 bölü 4 çıkar diyecektin cinsiyeti eklediği zaman da çarpı 1 bölü 2 yapacaksın Heh, az önce söylediğim soru şimdi karşımıza çıktı bir ailenin 3 erkek çocuğu olduğuna göre doğacak dördüncü çocuğunun kız olma ihtimali veya erkek olma ihtimali 1 bölü 2'dir. İster 5 çocuğu olsun ister 3 çocuğu olsun fark etmez. Sonuçta her seferinde tekrardan bir çaprazlama işi meydana geliyor diyeyim. Tabii ki kalıtımın genel esasları içerisinde soy ağaçlarını da göreceğiz. Nesillerde kalısal özelliklerin takibini yapabilmek için soy ağaçları hazırlanıyor. Bu soy ağaçlarında yuvarlakla dişi bireyler, kare ile erkek bireyler gösteriliyor. Üniversite sınavında iki sene önce çıktı böyle baklava modeli mi diyeyim, e, yamuk kare mi diyeyim. Bu şekli gördüğünüz zaman da cinsiyeti bilinmeyen bir bireyden bahsediliyor demektir. İki kişi evlendiği zaman ortalarına bir çizgi koyuyorlar. Buradan doğan çocukları da çizgiden itibaren göstermeye başlıyorlar. Tabii ki Kardeşler meydana geliyor. Renkli olarak gösterdiği bireyler özelliği taşıyanlar, göstermeyenler ise taşımayanlar oluyor. Eğer üstlerine çizgi atarsa o bireylerin öldüğünü anlıyoruz. Eğer ikisi birbiriyle bağlanmadan meydana gelmişlerse bunlar ayrı yumurta ikizleri. Şuraya bir çizgi atarsa da tek yumurta ikizleri meydana gelmiş oluyor diyeyim. Hemen bir soy ağacı göstermesi de yapayım. Yandaki soy ağacında vücut kromozomları ile taşınan çekinik bir özelliği fenotipinde gösterilen bireyler siyah renkli olarak verilmiştir. Bunun içerisini boyamaya gerek yok ya da ikisini de boyalı olarak da gösterebilirdik tabii ki. Biz soy ağacına bakacağız. Çekinik bir özelliği gösteriyorlarmış. Mesela mavi gözlülermiş gibi düşüneceğiz. Hemen ne yapacağız? E bunlar mavi gözlüyse veya işte düz saçlıysa çekinik özelliğe sahiplerse mutlaka küçük a küçük a küçük harfle göstermemiz gerekiyor. Sonra hangilerinin genotipini kesin olarak belirleyebiliriz sorularında yazmaya başlıyoruz. Şimdi küçük a küçük a olduğuna göre küçük a'nın birini babasından alacak, birini annesinden alacak. E bunlar küçük a küçük a olsalardı Bunları da siyah renkli olarak gösterirdi. Demek ki bunların yan tarafında büyük A var diyeceğiz. E ben 2'yi kesin olarak genotipini belirledim. 3'ünü de kesin olarak genotipini belirledim. Bakayım 5'i belirleyebiliyor muyum? Annesinden büyük A'yı alsa, babasından küçük A'yı almış olabilir. Annesinden büyük A'yı alsa, babasından da büyük A'yı almış olabilir. Yani 5 numaralı birey büyük A küçük A olabilir, büyük A büyük A olabilir. Bilemedim. Sonra şuradan devam edecek olursam küçük a küçük a çocuğu olduğuna göre küçük a'nın birini babasından aldı, babasının başka bir şey verecek alternatifi yok zaten. Diğerini kimden aldı? Annesinden aldı. E bunu renkli göstermediğine göre demek ki bu baskın özelliği gösteriyor. Yani büyük a küçük a olmaktan başka alternatifi yok. Biri de kesin olarak hesapladım. Bakayım dördü bulabiliyor muyum? Dörde baktığım zaman babasından kesinlikle buraya bir küçük a gelecek annesinden küçük A da gelebilir, büyük A da gelebilir. Ama küçük A gelseydi, bunu da siyah renkli gösterirdi. Demek ki annesinden büyük A gelmiş diyeceğiz. Dördü de kesin olarak belirleyebildim. Büyük A küçük A şeklinde oldu. Ama beşle ilgili herhangi bir fikrim yok. Beş farklı farklı alternatifleri olabilen birey. Kalıtımın genel esasları ünitesini bitirdiğimiz zaman da akraba evliliğinden bahsedeceğiz. Akraba evliliği ne demek? Aralarında kan bağı olan bireylere akraba bireyler deniliyor. Akraba bireyler arasında da evlilik gerçekleştiği zaman bazı kalıtsal hastalıklar ortaya daha fazla oranda çıkabiliyor. Ben hemen çok basit bir mantıkta anlatayım size. Şimdi bazı hastalıklar var, çekinik genlerle taşınıyor. Mesela işte akdeniz anemisi gibi. Hastalıklar. Küçük a bu hastalığın oluşmasına sebep olan gen. Ben büyük a küçük aysam, yani sağlıklı olma genine sahipsem, hastalık bende görülmüyor. Ben normal hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum ama bu hastalık genine sahibim. Demek ki ben sağlıklıyım ama hastalık genini bulunduruyorum. Sonra gider amcamın oğlu, dayımın oğlu gibi yakın bir akrabayla evlenirsem bizim soyumuz bir ya bilmem kaçıncı kromozomumuzun bilmem kaçıncı geninin bilmem kaçıncı noktasında onun da aynı durumda olma ihtimali yüksek diğer insanlara bakarak biz akraba olduğumuz için o da büyük A küçük A ben de büyük a küçük a'yım. İkimize de dışarıdan bakarsan ikimiz de sağlıklıyız. Ama biz evlendiğimiz zaman çocuklarımız büyük a büyük a olabilir. Bak ikimiz de taşıyıcıyız ama taşıyıcı olmayan bir çocuğumuz olabilir. Ama bizim gibi taşıyıcı olan çocuklarımız da dünyaya gelebilir. Maalesef ki ikimizden de hastalık genini almış hasta bir çocuğumuz dünyaya gelebilir. Yani yüzde yirmi beş oranından bahsediyoruz. Ya hocam çok küçük bir olasılık demeyin. Bu tarz kalısal hastalıkların e, akraba çocuklarda akraba evliliklerde ortaya çıkma oranı yüzde dört oranında daha fazla yani daha sık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani illa aynı akraba bireyler evlenirse hasta çocukları mı olur? Hayır, bu bir olasılıktır. İki akraba hastalığı taşıyan akraba evlenir, sapa sağlam, hastalıklı geni taşımayan bir çocukları bile dünyaya gelebilir. Veya ben hastalık genine sahibimdir, bilmem kaçıncı kromozomumun bilmem kaçıncı geninde tutar Amerika'da bir adamla evlenirim, onun da bilmem kaçıncı kromozomunda bu gen vardır, çocuğumuz hastalığa sahip olabilir. Sadece oransal olarak akraba bireylerde bu ihtimal daha da fazla oluyor diyeyim. Gençler, buradan da videomuzun sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. <laughs>